Akşam yarım saati bir yağmurda bu cadde sel, suları bir görseniz var ya, bak zaten şeyden belli, 2 metre boyunda su tavana çıktı. Bizim buradaki koltuklar ta 200 metre öteden gittik aldık üniteyi tabi. Ünite bak şu bench falan, araba burada park halindeydi, karşı mağazaya girmiş bizim bir de arabamız gitti. 100 metre ötedeki mağazanın içine girmiş araba. Yani perişan haldeyiz. Yapmışlar, daha önce bir 5-6 sene önce yine basmış su. Altyapı yaptıklarını söylüyorlar. Ama işte akşamdan logar kapaklar tıkalı olduğu için hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yaptıkları yok yani, böyle tedbir metbir. Yani bu afat tamam ama afat nedir? İhmaldir. Tedbir almazsan ne olur? Daha önce buraya bir sel basmış mı? Allah seni uyarmış mı? Uyarmış kardeşim. Tedbirini alacaksın. Tedbirini almayanlardan Allah sorsun hesabını diyor. Ben de başka bir şey demiyorum. En az 10 milyon zararım var. En az 10 milyon ve ben 15-20 gün oldu ben burayı açalı. Yeni mağaza daha. Sırf tadilatına 3 milyon tadilatına para verdim. Sadece tadilatına, dışarı. İçerideydim ben. Camdan ses gelmeye başlamıştı. Böyle çatırdamaya başlamıştı. Anladım yani yıkılacağını. Arka kapıdan çıktım. Sonra bir anda bu görmüş olduğunuz 2 metrelik mesafeye 2,5-3 dakikada geldi. Çok hızlı bir şekilde. Her şey oldu bitti yani. Şu an bu sırada 19 mağaza var. Karşıda da 19 mağaza var. Bu sokakta toplam 38 mağaza var. Her mağazada ortalama 7-8 milyon zarar var. İhmal var mı? İhmal var. O bizim yönetimimizin, OSP'mizin ihmali var. Orada hemfikiriz. Orada yanlış bir sorun yok. Yapılabilecek de tek çağrım da şu devletimizden yani. Bu enkazın altından biz bireysel kalkamayız. Tek tesellim can kaybının olmaması. Bir de mesai saatinde olsa fatura daha ağır olurdu. Haber geldiğinde, dükkanlara geldiğimizde vaziyet bu şekildeydi. Daha beterdi yani. Dükkanlar şu gördüğün şu hizalara kadar suyla doluydu. Bütün ürünlerimiz falan gitmişti. Gördüğün gibi pislikleri temizlemeye çalışıyordu ama bu sokakta bizim yaşadığımız bu ikinci veya üçüncü felaket. Daha önce de başımıza geldi ama bu daha beterdi yani, daha ağır oldu. Yani Allah yardımcımız olsun. Tek tesellimiz can kaybının olmayışı. 7 gibi mağazadan çıktığımızda bizim evimiz Anadolu yakasında, yaklaşık saat 8'i çeyrek geçe bir çiselime başladı yolda. Biz eve vardığımızda saat 9 gibi, burada çalışan abla var, evi de buraya yakın. O bize haber verdi inanılmaz şekilde yağmur yağıyor diye. Yani bu olanlar yaklaşık bir 45 dakika içerisinde olmuş. Biz geldiğimizde saat 10 civarıydı. 4-5 kişi topladık geldik. Biz geldiğimizde buralar zaten haşat olmuş. Buradaki yoldaki su yaklaşık belimize kadar gelmiş. Kapıları açtık ki su boşalsın diye, aşağı kat hala ağzına kadar 3 metre yaklaşık su dolu. Zaten bu orta katında yarısına kadar neredeyse gelmiş durumda. Yaklaşık yani 4-4,5 metrelik bir su gelmiş durumda. Tüm mobilyalar yani hepsi pert durumda. Yardım bekliyorum.